Kıbrıs Mausa'ya geldik. Şu anda şehir merkezindeyiz. Şu an neredeyiz? Kale içindeyiz. Kale içinde çok güzel bir katedral var. Roma Magosa'dan çıkıp Kapalımaraş'a doğru gideceğiz. Geçmişte Akdeniz'in Las Vegas olarak da nitelendirilen Maraş, Kıbrıs'ta yaşanan savaş nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı. 1974 yılında kapatılan Kapalımaraş, uzun yılların ardından kısa süre önce ziyarete açıldı. Evet, otelimizden çıktık. Kıbrıs Mausa'ya geldik. Şu anda şehir merkezindeyiz. Ara sokaklardan kaleye doğru ilerliyoruz. Ondan sonra da Kapalımaraş'a doğru gideceğiz. Ufak bir gezintimiz olacak. Bu gezintide bütün ayrıntıları sizlerle paylaşmış olacağız birazdan. Magosa'da gezimiz devam ediyor. Şu an neredeyiz? Kale içindeyiz. Kale içinde çok güzel bir katedral var. Romalılar döneminde yapılmış ama daha sonra Osmanlılar döneminde camiye çevrilmiş. Hemen evet, burası da katedralin ana kapısı. Gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru inelim. Size ayrıntılı bir şekilde gösterelim. Vatandaşlar da Lala Mustafa Paşa Camii'nin içerisine girip o muhteşem yapıyı geziyorlar. Biz de şimdi içeriye doğru gidiyoruz efendim. Evet, az önce bahsetmiştik. Katedralden bahsetmiştik. O katedral camiye çevrilmiş, ibadete açık. Muhteşem bir yapı ve şu anda caminin içerisine girdik. Size caminin içerisini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok büyük bir cami, büyük sütunları ve kolonları var. Geçmişte gerçekten Romalılar döneminde yapılan bu eski katedral gerçekten çok sağlam ve güzel yapılmış. Şimdi de ibadet açık. Müslüman kardeşlerimiz burada namazlarını kılabiliyorlar. Buraya gelen turistler de çok rahatça burayı gezebiliyorlar. Kıbrıs'ta bu kadar güzel bir cami olduğunu açıkçası ben de bilmiyordum. Magosa'ya gelince de karşımıza böyle muhteşem bir yapı çıktı. Şimdi Cafer abi ve diğer arkadaşlarımızla Magosa'dan çıkıp Kapalımaraş'a doğru gideceğiz. Cafer abi bize orayı gezdirecek. Ben de çok merak ediyorum. Televizyonlarda çok dinlemiştim ama bir Türk olarak nasip olmamıştı Magosa'da Kapalımaraş'a gelmek. Şimdi yolculuğumuz neresi? Kapalımaraş. Burası en hasar gören yerlerden biri. Gördüğünüz gibi buraya bomba düşmüş ve yerle bir olmuş. Hemen arkamızda da binalar var ve binaların yüzünde de mermi izleri hala duruyor. Delik deşik olmuş bina. Magosa Kapalımaraş bölgesini gezmeye devam ediyoruz. Burası tarihte de önemli bir yer Türkler için. Türkiye Cumhuriyeti tarafından burası yakın zamanda açıldı. Uzun yıllardır da kapalıydı. Ve az önce size bahsettiğim gibi binalar yerle bir olmuş. Bombalar, mermi izleri, savaşın izlerini hala taşıyor burası. Ve onlarca da turist bölgeyi gezmeye geliyor. Biz de bugün bölgede geziyoruz ve o ana şahitlik ediyoruz efendim. Hareket sonrası hiçbir şeye dokunulmamış durumda. Her şey bırakıldığı gibi son haliyle duruyor. ...1974 sabahından sonra hiç uyumayan şehir o günden beri sessizliğe bürünmüş durumda. Her şey en son haliyle. Şehirde 3000 iş yeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka, 2 spor tesisi, 45 otel, 60 apartman otel, 4469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise, mezarlık ve 8 okul bulunuyor.